Bütün salonun algışı. Mozart'ı tanımamış olmazsınız. O, dünyanın en meşhur bestekarlarından biridir. Çoklu eserleri var. Bugün musiki severler onun bestelediği musikleri büyük zevkle dinleyirler. Bir gün Mozart uzak bir yerde konsert verecekti. Bütün hazırlıklar görülmüştü. Konsert başlamak üzereydi. Mozart konsert salonuna girende cemi 10 nefer tamaşaçı gelmişti. Bu 10 nefer de sual dolu bakışlarla birbirine bakırdı. Fikirleşirdiler ki yakin konsert olmayacak. Bestekar 10 nefere göre eziyet çekip piyanonun kapağını kaldırmayacak. Mozart piyanonun arkasına geçti ve klavişlere tokunmaya başladı. O, salondaki adamların sayını değil, konsertini düşünürdü. Fikri zikri piyano çalmakta idi. Ona göre de parmakları ile yüreğinin sesini dinlendirmeye başladı. O, senetin gücüne inanırdı. Piyanoda güzel mahnılarını çaldıkça her şeyi unutmuştu. Mahir ifası ile tamaşaçılarının ruhunu okşayırdı. O vaxt Mozart'tan salonda neçə adam olduğunu soruşsaydılar, her halda bilmezdi. İfasını kurtaranda 10 tamaşaçının gürültülü alqışı bütün salonu titretti. Tamaşaçılar onun ürəkdən çıxışını çox beğenmişdiler. Mozart akşam hayat yoldaşına gönderdiği mektupta bu sözleri yazırdı. Burada güzel bir konsert verdim ve herkes ayağa kalkıp alkışladı.